de hani yaptığımız bir ziyaret tesadüfen şeye denk gelmişti. O zaman konteyner kentleri dolaşmıştı. Çadırların hepsini, bu civarı da bayağı dolaşmıştı. O zaman okulların açıldığı haftaya denk gelmişti bizim ziyaretimiz. Ve gerçekten hani şunu, ben de buranın biri olarak çok iyi biliyorum. Hatay insanı, Antakya insanı okula, eğitime çok önem veren insanlar bir toplum olarak. Ve dolayısıyla burada eğitim meselesiyle ilgili talep çok haklı bir talepti. Bu talep, en önemli talep burada neydi? Yani yapılan okulların yanında prefabrik okullar yapılabilirdi. Evet. O mahallelere yapılabilirdi. Ve orada eğitim kaldığı yerden devam edebilirdi. Biz bu talebi de dile getirdik mecliste. Fakat hakikaten biz de bir karşılık alamadık ne yazık ki. Ama bu talepten vazgeçmeyeceğiz. Sonuçta bugünden yarına kadar eğitim devam ediyor. Hayat devam ediyor, eğitim devam ediyor. Ve bugünden yarına kadar okulları bina olarak inşa etmeyecekleri, hemen inşa edilmeyeceği belli. O nedenle biz aslında şu talebimizi yine diyoruz. Her yıkılan okulun yakınında prefabrik okullar yapılsın, öğretmenler burada kaldığı yerden okullarına, eğitimlerine devam etsin, çocuklar zorlanmasın. Çünkü en büyük sorun, çok uzak mahallelerde okullara göndermek zorunda kalınıyor. Mesela bir anne bize şöyle anlattı. Biz zaten dedi işimizi, gücümüzü, her şeyimizi kaybettik. Çadırda yaşayan bir aile. Ve dedi ki böyle kendimizi, ya ayağımızı yerden kesecek külüstür bir aracımız var. Biz diyor bu yoksulluğun içinde tabure koyuyorum dedi bagaja, götürüyorum çocuklarımı 1,5 saatlik bir yol ve onları bekliyorum diyor, geri dönerken çocuklarımı alıp geri gelebileyim diye. Eğitim, çocuk eğitim görürken uzak bir yerde onu bekliyor ve geri getiriyor evine. Şimdi bu büyük bir eziyet, ailelere, velilere çok büyük bir eziyet. Bunun kesinlikle ortadan kalkması için çok çabalamalıyız. Bu döneme yetişmedi, şimdi artık okullar ikinci dönemine girdi. Ama önümüz dönem için bunun çabasını, uğraşını hep beraber vermeliyiz, vereceğiz de biz kendi adımıza. Bunun sözünü burada sizlere veriyoruz. Biz bu çabayı sürdüreceğiz. İnşallah, yani basit bir talep bu. Bugün bir iktidar açısından bütün olanakları elinde bulunduran hükümet ve devlet açısından gelip burada bir prefabrik okul yapmak o kadar da zor bir iş değil. Bunu pekala yapabilirler. Tercih etmediler. Bir ayrımcılık politikası izlediler. Bunun bitmesi gerekiyor bu ayrımcılığı. Çok net yani. Yani ziyade burada konutların yapılması ve ücretsiz olarak gerçekten yurttaşa teslim edilmesi. Mesela Gölcük depremini biliyoruz. İşte Bingöl depremi, birçok yerde olan depremlerde ne yazık ki yani orayı bir rant alanına dönüştürmüş. Geçmiş dönemde de, bu dönemde de iktidar. Bizim de en büyük talebimiz, bunu her yerde dile getiriyoruz. O zaman yapıldığı gibi, yani binaları inşa ediyorlar ve çok pahalı bir şekilde yurttaşa satılıyor o binalar. Yani şimdi mesela bir yerdeydik, biz Maraş'ta deprem zedeleri ziyaret etmiştik, toplantı yapmış diyorlar. Bu çok büyük bir rakam. Yani hangi depremzede 5-6 milyona ev alsın? Sonuçta zaten bizim özellikle Hatay gibi, Maraş gibi, Adıyaman gibi yerlerde bir tek evler yıkılmadı, iş yerleri yıkıldı, her şey yıkıldı. Dolayısıyla insanlar işsiz kaldı. İşsizliği hiç kimse hesap etmiyor. Zannediyor ki bir tek ihtiyaç ev. Ev kadar işe de ihtiyacı var insanların. Ve insanlar artık çalışmadığı için sonuç itibariyle şöyle bir sorunumuz var. Devlet o konutları yapsa ve parayla satmaya kalksa onları satın alacak gücü yok kimsenin. Çoğu insanın gücü yok. O nedenle biz bu konudaki talebimizde ısrar ediyoruz. Bu talebin duyulmasını istiyoruz ama burada tabii ki depremzedelerin de ortak ses yükseltmesi çok önemli. Biz çok ses yükseltiyoruz ama bizi takan kimse yok. Evet. Açıkçası mesela Orhanlı'ya gönderiyoruz çocuklarımızı okula. Pınarbaşı konteyner kent tam dibimizde. Onlar ücretsiz giderken bizim çocuklarımızı almıyorlar mesela. Kapsamıyor bizim çocuklarımızı. Nasıl çıkardı? Dediğimiz zaman bundan kapatmaya başladı. Yani belki daha çok yanlış insanlar. Şekilde bize yardım gelmedi. Biz dördüncü günde gittik. Dedi nankörlük yapma. Diyorsunuz ya nankörlük yapmışsınız. Dedi mi bizim insanlarımız daha enkazda. Dedi sen nankörsün yalan söylüyorsun. Dedim ben gördüklerimi anlatıyorum. Çözüm bulunamıyor.
Yani bütün çocuklar burada eşit olması gerekirken Kuteyir kenttekiler daha torpilli bizim çocuklara göre. Her şey için, sadece servis için değil. Her şey için daha torpilli kalıyorlar. Yani buna bir çare bulunması gerekiyor. Mesela 3 çocuk şu an Orhanlı'ya gidiyor. Biz nasıl göndereceğiz o çocukları? Okula göndermesek mi? Eğitim görmesin mi bu çocuklar? Zaten eğitim doğru dürüst verilmiyor ki artık. Yani bu ayrımcılık neden?